İdlib ve 5 ayrı bölgede çatışmasızlık çok önemli dedi. Sürecin sonunda kazananın Türkiye ve bölge ülkeleri olacağını söyledi. Rusya orada yalnız kalacak. Yalnız kaldığı zaman bütün devletler Türkiye, İran, Rusya ve hatta Amerika terörist devlet olarak bunu kabul ettiği için ona yönelik olarak çatışmaların etkinliği belki de 2 3 4 misli artacak. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tüm Tümamiral Soner Polat Ankara, Moskova ve Tahran arasında imzalanan çatışmasızlık bölgesi belgesini ulusal kanala değerlendirdi. Bu çatışmasızlıkta en önemli şey Suriye rejim güçleriyle oradaki sil silahlı muhalif gruplar çatışmayacak. Ve hatta e, bu silahlı muhalif grupların bazıları El Nusra'ya karşı belki de e, kullanılacak. Çatışmasızlık kararının önemli olduğunu vurgulayan Polat, bu karar bölge ülkelerinin işine yarar dedi. Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi, Rusya'yı olumsuz olarak etkileyecek, o devletleri birbirine düşürecek çeşitli provokasyonlardan da kaçılmış olacak. Dolayısıyla son derece önemli bir gelişme çatışmasızlık Türkiye açısından daha büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Suriye hükümeti bu bölgelerde üstünlük sağlarsa sıra PKK PYD kantonlarına gelecek. Üstünlüğü ele geçirdiği takdirde ancak ondan sonra Suriye'nin birlik ve bütünlüğü yönünde gerçek anlamda adımlar atılabilir. buradaki kastım şu. Bir işte terör kantonlarının olduğu PYD bölgeleri, iki işte IŞİD'in bulunduğu Rakka'dan Zora uzanan Doğu Suriye Soçi zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin'de Rus askerlerle PYD'lilerin yan yana görünmesi rahatsızlığını Putin'e iletti. Soner Polat Türkiye'nin verdiği bu mesajın önemli olduğunu söyledi. Putin ben diyor bunu inceleyeceğim diyor. Şimdi burada ister samimi olsun ister olmasın Rusya devlet başkanı düzeyinde bu konuyla bir ilgisi olmadığını ifade etmiştir. Bu da Türkiye'nin elini rahatlatacaktır. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rusya'ya PYD ve PKK konusunda önemli uyarılarda bulundu. PKK ve PYD Amerika'nın stratejik bir piyonudur. Rusya bunları kendi tarafına çekemez. Bu Türkiye için beka sorunudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bu savaşı vermek zorundadır. Amerika, Rusya bir araya gelse bile Türkiye PKK ve PYD ile savaştan vazgeçmez.